Atatürk der ki, yapmaya gücümüz yetmeyecek işleri uyuşturucu, oyalayıcı sözlerle yaparız diyerek millete karşı günlük politika takip etmek prensibimiz değildir. Hizmet edenler namus vazifelerini ifa etmiş olmaktan başka bir şey yapmamışlardır. İnsanlar sözlerinde durdukları sürece saygınlık kazanırlar. Sabiha Gökçen anlatıyor. Bir gün Atatürk başyaveri Celal Bey'i çağırtarak sivil giyinmesini istiyor. Yanına çok sevdiği köpeği Fox'u da alarak sıradan bir yurttaş gibi sirkeciden çekmeceye giden trene biniyorlar. Kondüktör biletleri kontrol için geldiğinde trene biletsiz binen bu iki yolcuya derhal cezalı bilet kesiyor. Tam bunu yaparken gözüne yerde uyuklamakta olan köpek ilişiyor. O zaman da beyefendi buraya köpek alınmaz onu furgana götürmemiz gerekir. Burası insanlar içindir medeni olalım kurallara uyalım diyor. Atatürk bunun üzerine tabi memur bey haklısınız diyor. Lütfen köpeğimi götürünüz. Fox öyle yabancılara papuç bırakacak cinsten bir köpek değildi. Memur ona el sürmeye kalkar kalkmaz hayvan derhal saldırıya geçivermiş. Durumdan fena halde korkan memur Fox'u almadan söylene söylene uzaklaşmış. Lakin görevini yapamadığı için de üzgünmüş. Görevli istasyona vardıklarında oradaki istasyon şefine ve polise durumu bildiriyor. Meseleyi halletmek ve köpeği insanların bulunduğu yerden almak üzere istasyon şefi ve polis memuru derhal Atatürk'ün bulunduğu kompartmana gidiyorlar. Fakat ikisi de Atatürk'ü daha ilk gördüklerinde tanıyarak kendisinden özür diliyorlar. Kondüktör ise süklüm püklüm onu tanıyamamış olmanın verdiği eziklik içinde bir köşede duruyor. Atatürk yerinden kalkıp onun yanına gidiyor ve şu sözleri söylüyor. Aferin memur bey. Çok yerinde bir hareket yaptınız. Cezalı bilet kesmeniz de, köpekle ilgili durumu istasyon şefine ve polise bildirmeniz de görevinize bağlılığınızı gösterir. Bize sizin gibi herkese eşit muamele yapacak, görevini hakkıyla yerine getirecek memurlar lazım. Sizi kutlarım çocuğum ve ardından bu memuru ödüllendiriyor. Buradan çıkarılacak ders, yaptığınız işlerde prensipleriniz olsun ve siz de bu prensiplere uygun hareket edin. Ancak o zaman inandırıcı olursunuz. Kısa vadede size zarar verse de tutarlı olun. Uzun vadede siz kazanırsınız. Atatürk der ki, bugünün yaşam koşulları içinde bir birey için olduğu gibi bir ulus için de gücünü ve yeteneğini eylemle gösterip kanıtlamadıkça kendisine önem verilmesini ve saygı gösterilmesini beklemek boşunadır. Kudret ve kabiliyetten mahrum olanlara iltifat olunmaz. Biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilmi hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan büyük cahiller çıktığı gibi hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören hakiki alimler çıkabilir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu anlatıyor. Atatürk etrafında her vakit evet denilmesinden memnun olmazdı. Bunun aksine olarak bazı inatçı iddiacılara kendi düşüncesine taban tabana zıt fikirleri müdafaa ettirmekten hoşlanırdı. Bir akşam böyle biriyle bir küçük devlet memuruyla hararetli bir konuşmasını hatırlıyorum. Mustafa Kemal öfkelenmişti. Sert ve sinirli bir tonda konuşuyor, ara sıra elini masaya vuruyordu. Muhattabı ise bundan hiç alınmamış görünüyordu, sükunet ile inadında ısrar ediyordu. Biz ona acıyorduk. İstikbalini tehlikeye düşmüş sanıyorduk. Halbuki bu küçük memur bu hadiseden birkaç ay sonra yüksek bir vazifeye tayin edildi. Ondan sonra da mebus oldu. Zira Atatürk bunun inatçılığına kuvvetli bir karakter manası vermişti. Buradan alınacak ders size karşı olan kişilerin başarılarını da tarafsız olarak yargılayın. Çalışanları size davranışlarına göre değil, yaptıkları işlerdeki başarılarına göre değerlendirin başarılı olan kişileri mükafatlandırır ve takdir ederseniz onları motive eder daha da faydalı olmalarını sağlarsınız. Atatürk der ki, düşünce akımlarına karşı, düşünceye dayanmayan güçle karşılık vermek o düşünceyi ortadan kaldıramaz. Herhangi bir insanla konuşulduğu zaman, onun herhangi bir fikrine, kuvvet zor ile reddederseniz o ısrar eder. Israr ettikçe kendi kendini aldatmak da çok daha ileri gidebilir. Bu nedenle düşünce akımları cebir ve şiddetiyle yok edilemez. Tersine güçlendirilir. Salih Omurtak anlatıyor. Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında bir gün Atatürk o zaman içinde genel kurmayın çalıştığı kendisinin de kaldığı keçiören yolundaki ziraat mektebine geç vakit gelir. O gün mecliste Atatürk'ün canını sıkacak bazı tartışmalar olmuştur. Atatürk bunları arkadaşlarına anlatır. Mecliste Atatürk'ün canını sıkan ve her işte ona karşı çıkan milletvekillerinden biri keçi öğrende oturmaktadır. Bazı subaylar Atatürk'ü üzgün görünce paşam derler. Mecliste size zorluk çıkaran o adam keçi öğrende oturuyor. Çok defa geç vakit bu yoldan geçer. İzin verirseniz temizleyelim. Atatürk Monsmor olur ve şöyle bağırır. Sakın ha böyle bir düşüncenin kafanızdan geçmesini bile istemem. Ben muhaliflerimi zorla değil tartışarak... İkna ederek yola getirmek isterim. Buradan çıkarılacak ders, kendi fikirlerinizi kabul ettirmek için sabır ve tahammül gösterin. Ancak böyle yaparsanız çevrenizi kendi düşüncelerinize sürükleyebilirsiniz. Fikirlerinizi başkalarına kabul ettirirken onlara da kendi istediklerini elde etmiş oldukları izlenimini verin. Atatürk der ki: Sınırlı vasıtalarla büyük işler görmenin denenmiş biricik usulü kuvvetlerinizi dağıtmamak Mevcut vasıtaların hepsini gayelerimizin en önemli olanları üzerine toplamaktır. Mühim olan memleketi temelden yıkan, milleti esir ettiren iç cephenin düşmesidir. Bu hakikati bizden iyi bilen düşmanlar bu cephemizi yıkmak için asırlarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. Bugüne kadar da muvaffak olmuşlardır. Gerçekten kaleyi içten almak dışından zorlamaktan çok kolaydır. Siyasal ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle tamamlanmazsa meydana gelen zaferler yaşamaz. Az zamanda söner. Yazar İsmail Habib Sevk anlatıyor. Savaşta zaferin ilk anahtarı düşmanın niyetini keşfetmektir. Gazi yapılacak şeyi buldu. Azı çok yapmak. Azı çok yapmak için kavisli bir düzen kurdu. Kavisin hem kendi hem içi oynak. Kavisin kendine oynaklığını verebilmek için yepyeni bir sistem icat ediyor. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Hat yarılabilir, çizgidir, satı yarılamaz, vatandır. Sakarya Savaşı'nda vatanın sathı ile dövüştük. Kavis oynak, düşman uzadıkça kavis de uzuyor. 100 binlik düşman 100 kilometre uzadı. Biz ki yarısıyız, biz de o kadar uzuyoruz. Yunan başkumandan Papulas şöyle diyor. Ne kadar uzayıp nereye varsak Türkler yerden fışkırır gibi karşımıza çıktılar. Sayımız mı artmıştı hayır. Bu kavis içindeki manevra oynaklığından geliyor. Sağdaki dolu alıp soldaki boşu dolduruyoruz. Başta önümüz Sakarya'ya arkamız Ankara'yaydı. Sonra önümüz güneye arkamız kuzeye döndü. 100 kilometrelik savaşın iki ucu arasında 3-4 günlük mesafe var. Halbuki biz istediğimiz uca yarım günde varabiliyoruz. Taktik üstünlüğü sayesinde kavis içindeki mesafeyi kısalttık. Sakarya uzayan mesafeyi kısalan mesafeyle yenişimizdir. Buradan alınacak ders, yapacağınız her şeyi bir savaşı yönetir gibi tasarlayın. Hiçbir şeyi unutmayın. Teşebbüs gücünüzü çeşitli hedeflere yöneltmekten kaçınarak tek bir noktada toplayın. Hiçbir işinizi şansa bırakmayın. Bir satranç oyuncusu gibi her olasılığı önceden kestirin ve rakiplerinizin her hamlesini inceden inceye hesaplayıp şansı ondan sonra buna ekleyin.